Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Ve demin bunun için gereken malzemeleri cam hariç ayarladım sadece. Aslında cam da kolay. Ya da değil. Ha, tam bulduk kum. Domuzların önünde domuz yiyorum. Ne süperim değil mi? İçeride bir plaj olması güzel bir şey. Şimdi bu arada yine bir taşınma kararı aldım. Bu sefer yer altındaki üstüme geçiyor olarak taşınacağım. Temel ihtiyaçlarımı tamamladığımda yukarı taşınmayı planlıyorum. Yani direkt yukarı bir ev kurarak. Tabii benim rezil ötesi inşa yeteneklerimle artık nasıl bir ev olur o arası hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama herhalde bir ev olur diye umuyorum. Bu madenin girişi. Salakça şeklinden tanıdım. Her de şey. Hazır weed satan bir villager'ımız varken elimizdeki weed'leri sattım. Emerald'larımız oldu mis gibi. Ayrıca maden sırasında son videoda göstermiştim. Gayet 10 tane diamond bulduk. Bunun içinde biraz tungsten bulduk. Bolca redstone vesaire vesaire. Falandır filandır carttır curttur. Neyse. Tabii. Bunları pişirmeden nereye? Lan. Recipe'ye tıkladık kazara. Sen neler pişirebiliyormuşuz? Corrupted serum, empty serum. Ha, ilginçmiş. O ekstra beast'in eklediği bir şey. Neyse. 4 tane canımız birike dursun. Biz ne yapalım? Boş boş duralım. Evet, son video ile bu video arasında nerede? Hiçbir şey yapmadım. Hani ilk başlarda zaten hani videoyu direkt sizlerle birlikte çekiyorum. Son bir tane daha cama ihtiyacımız var. Cam herhalde başlangıç için yeter. Bunun dışında biraz da normal stone'a ihtiyacım var. Onlar yapıla dursun. Bunun dışında ilk makine bizi. Bu arada Nadine of Items'ın size güzel bir özelliğinden ne değineceğim? Gördüğünüz gibi şöyle yerleştiriyor. Recipe'leri bilmiyorsanız eğer bu çok işinize yarayacak bir şey ve oduna ihtiyacım var. As usual. Redstone, iron, cobblestone. Pistonumuz hazır. Ah, tabii önce sen niye elime geldin? Redstone Reception Coil. Bu pek çok recipe için, Thermal Expansion recipesi için gerekli bir şey. Bunun dışında Thermal Expansion makinelerinin önemli bir noktası hepsi bu Machine Frame'i kullanıyor. Yani bir makine Machine Frame kullanıyorsa onun Thermal Expansion tarafından eklendiğini çok rahat anlayabiliyorsunuz. Plinklerimiz, ilk macerator'ımız, pulverizer'ımız tamam. Cidde Alzheimer oluyorum ben. Tabii bu henüz motor olmadan bir işe yaramaz. Aşağıya taşıma işimizi. Aşağı taşıma işimize başlayalım. Ve kendime yeni bir keks yapmam lazım. Çünkü önceki kırıldı. O, ben aslında madene o yüzden ara verdim. Ben zaten Steam var. Ama bolca maden buldum. Dolayısıyla da sıkıntı yok. Yani en başında diamond bulduk direkt. Umarım diamond bulurum. Aa, diamond şeklinde oldu. Hani güzel de oldu. Öyle şey güzel. Hayat güzel. Küçük mutluluklarla güzel. Diamond bulmak. Elmas bulmak. Küçük mutluluk.
Düşünsenize gerçek hayatta elmas buluyorsunuz. Önemli değil, küçük bir mutluluk. Dalarlar. Üstümü neden bir madenin içine kuruyorum diye soracak olursanız. Çünkü başlangıçta zaten sadece madencilik yapacağız. Doğal olarak üssü madene kurmak hani yapılabilecek en mantıklı şey. Oyunun başında zaten her daim bir geçiş üssü kuruluyor. O üssü neden madenin içinde olmasın? Yani bu mantıkla düşündüğümüz takdirde gayet şu an inanılmaz mantıklı bir şey yapıyorum ve ilk alüminyumumuzu, bu arada bu merak ettim. Zycraft'ın eklediği alüminyumlar Greytech'te kullanılabiliyor mu? Tabii ki de hayır. Şablon yok, değil mi? Sizi patatesle kazarım. Daha sine var. Ne güzel. Işıklandırmamızı yapalım. Misler gibi. Ben bu videoyu çekerken hala o 15. bölümün altında bu seriyi yapayım mı yapmayayım mı diye insanlar yorum yapıyor. Dur umarım. Bakarım birazdan. Benim kapımdaysan dalacağım sana. Ki öyle misin? Beynini alırım. Akıllı ol, senin aklını alırım. Creeper senin de onunu Creeper senin de ananı bu güzel bir şey olmadı tabii ki de. Çoluk var, çocuk var. Anamız, bacımız var. Evimiz vardı. Artık yok. Ve içeriden tamir etsem şimdilik daha güzel olur. Çünkü sadece Creeper deliklerine izin vermeyen ancak hani sana zarar vermesini ne izin sıkıntı olmayan ancak delik açmasını engelleyen bir şey olsa çok süper olacak biliyor musunuz? Belki vardır. Hatta sanırım öyle bir şey görmüştüm galiba. Da neredeydi hatırlamıyorum. Şimdi sen şurada burada kalabilirsin. Inventory'den gereksiz şeyler atınca inventory ne hale geliyor? Merak ettim. İlk makineyi acaba o multiplayer seride kaçıncı bölümde yapmıştım? Hatırlayamadım şimdi. Ha bunun dışında Forestry'yi zaten bilenler için Forestry'miz güncel. En güncel sürümde ve buna çok daha değişik şeyler eklendi. Ancak ben gene kullanmayacağım çoğunluk onları. Beni görenler çoğunlukla Forestry itemlerini kullanmadım. Onun yerine daha değişik alternatiflerine yöneldim. Hep. Ve bu seride de öyle yapmayı planlıyorum. Burada şu shift click'i sağlayan olay Inventor Tweaks diye bir mod. Furnace'ları da şu üste koyalım. Evet, bayağı mis bir evimiz oldu. Bayağı mis bir base'imiz oldu. Şuraya da bir kapı koyarız.
mob gelmesin diye. Brutal öksüren adam. That was interesting. That was totally interesting. Evet, bu çok ilginç bir şey. Hani her gün görebileceğiniz bir şey değil. Uçan torç. Houdini reenkarne olup uçan bir torç olarak dünyaya geldi falan. Neyse. Saçmalamasyonlarımıza ara verelim. Pulverizer'ım. En sonunda adını doğru söyleyebildim. Sen gel şuraya. Tabii enerji sistemimiz yok henüz ama biraz daha madene çıkacağım ben. Enerji ya da madene çıkmak yerine direkt enerji sistemimi yapmaya koyulsam. Ama şurada birkaç bir şeyim kalmıştı. Pikeksim kırıldığı için alamadım. Burada mob canlanmasını istemiyorum. Dolayısıyla da ışık. Işıklar, kamera, motor. Şuradan bir kazıyım. Hazır gelmişken biraz daha maden kazıyım. Tungsten. Tabii Greg'tekin son sürümlerini henüz oynayamadığım için Tungsten'in tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Bakalım. Tungsten Dust. Obsidian. Tungsten Ingot. O ya ilginç. İlginç şeyler yapımında kullanılıyormuşsun. Hot tungsten ingot. Tabii bunun bir saniye. Default. Default tabii olayın var mı? Tamamen texture'ımdan kaynaklı bir şey. Ana baba. Ana baba bacı kardeş. Kıydığımız can bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, can bizim. Ben Faithful'uma geri döneyim. Optifine'in güzel yanı. Oyun esnasındayken gayet texture pack değiştirebiliyorsunuz. Azıcık daha bir şey kazıp hemen kaldım. Ah! Nickelate. Diamond içgüdülerimi dinlemem iyiymiş. Evet, Nickelate'in size ne olduğunu açıklayayım. Red Barrel'ın eklediği Redstone'a benzeyen bir dust. Ama bu da şey, toz. Bu Red Power'ın elektrik kullanan makinelerinin yapımında kullanılıyor. Yani Red Power'ın elektrik sistemi için gerekli bir şey. Red Power'ın elektriği de zaten Blue Electricity. Yani mavi elektrik diye adlandırılan bir elektrik sistemi. Ve diğer enerji sistemlerine kıyasla gerçek elektrikle aynı şekilde çalışan T. Sen benim bir saniye. Achievement'larım mı sıfırlandı yoksa? O Diamonds... Bir saniye. Achievement'lara bir bakacağım. Ha tabii. Bir tane bile iron smelt etmeden diamond almıştık öncesinde. Oluyor öyle vakalar. Abi iron'dan önce diamond'ım var ya. Var mı böyle bir dünya? Nasıl bir şanstır? Gerçi
Yani diğer dünyada Village'te 6 tane elmas bulduğum gibi bir daha zamanında 6 tane elmas bulduğum gibi bir gerçek de söz konusu. Ve o Village'in yakında spawnlamıştım. Ve evet cidden inşaata dönsem çok güzel. İnşaata crafting'e dönsem çok süper olacak da. Gazımı alamadım. Şu sinebarı da kıralım. Şu redstone'ları da. Ha, cidden güzel bir maden yatağı buldum kendime. Bedrock seviyesine de geldik. Misler gibi. Şuraya bir adet torch koyalım. Yaratık spawn olmasın. Yani yaratık spawn olması isteyeceğimiz bir şey değil. Ve back to the crafting. Maden zannettim. Evet biliyorum bana küfredeceksiniz. Videoyu o enerji üretimini yapmadan bitirme niyetim yok. Bitirmeyeceğim. Bir de bakıyormuşsun 3 saatlik falan bir video oluyormuş. Dalarlar bana. Neyse. Pulverizer'ımızın arayüzü bu böyle. Bu arada. Neyse şimdi enerji üretimi için sen dur. Bunun Steam Engine nasıldı? Hemen test edip geliyorum. Bu arada göstermeden edemedim. Test dünyamda hemen yanında spawn olduğum ve village olduğunu iddia eden yer. Artık burası... Hani... Burası village olduğunu iddia ediyor. Hani bunlara yakında kasabalık unvanı verilecek. Hani point dediği nasıl bulur? İki adet arıcısı var. İki adet büyücü tavırı var. Falandı filandı. Hani kütüphaneleri saymadım artık. Neyse. Kendi oyunumuza geri dönelim. Oynuyorum ben ya. Evet. Şimdi kapırlarımız ne alemde ona göre. Çünkü var. Bu ikisi arasındaki fark. Evet, ikisi de 2 Minecraft joule elde ediyor. Ancak bu kömürü biraz daha verimli kullanıyor. Ve bunun bir ısınma süresi varken bunun yok. Dolayısıyla da seçimi bundan yana kullanmaya karar verdim. Evet. Tabii bunun için öncelikle şimdi bunu direkt craft etmeyelim. Bunun için önce Aqueous Accumulator diye bir alet yapacağız. Steel ingot. 2 adet iron. 2 adet 4 glass. Şimdi dur. Niye ihtiyacımız var? İki tin ingotımız var burada. Mis. Bunun dışında neye ihtiyacımız var? 4 iron, 6 iron, 9 iron. Evet. Bu biraz iron düşmanı olacak. Saniye sen nesin? Texture pack'i boş ver. Bu hatalar düzeldikten sonra o texture pack'i geçerim.
Şimdi vanilla vanilla iyiyiz. Ha, tamam sen buymuşsun. Evet, dur. Iron'larımız nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şimdi gold'a ihtiyacımız olacak. Gold, 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 gold. Şimdi buralara bir yere koymuştum gold. Gold da burada. Glass. 6 adet glass'a ihtiyacımız var. Ne kadar glass'ımız var? 4. 2 tane daha lazım. Crafting table'ımıza bu video bittiğinde bu sistem bitmiş olacak. Kararlıyım. Sen de şunu da yapabiliriz. Accumulator'ın ne olduğunu biraz açıklayacağım size. Aslında şimdi açıklayabilirim. Accumulator su üretmek için en verimli yol aslında. Su üretmek cidden pek çok konuda çok işimize yarayacak bir şey ve oha oyunun başındayım ve şimdi 16 tane demir, yani 16 tane diamond'ım var. Demir nereden çıktı? Ben biraz yukarı çıkıp su getirsem çok güzel olacak. Su getirmek. Param. Bugün iğrenç espriler yapma modundayım. Kesinlikle. Alzheimer 1, iğrenç espriler 2. Sırada ne var? Uçan spagetti canavarı mı? Katılıyorum zombi. Ha burada. Optifine tercih etmemin sebeplerinden biri. Şu Better Grass odayı. Çok seviyorum bunu. Hızlıca bir kova su. Herhangi bir yaratık bizi görmedi değil mi? Görmediler. Çünkü çok salaklar. Lafımı geri alıyorum. O kapıyı kırarsa, gerçi hard'ta değiliz. Kıramaz diye düşünüyorum. Tabii düşündüğümde de kalabilirim. Kazdığım yerden maden çıkıyor. Hani öyle bir şansa sahibim. Evet, ne yapacağımızı anlamışsınızdır herhalde. Infinite Water Source. Yani çoğu şeyin ihtiyaç duyduğu bir şey Infinite Water Source ve doğal olarak bunu yapıyoruz. Geldim zombi, geldim, geldim. Bizim kapı değilmiş. 2 saniye şu zombiyi de öldürüp rahatsız ediyorsun abi. Benim evden de kapı gıcırtıları. Evet, bu herhalde bir render bug. Hani olması gereken bir şey değildi bu. Lütfen Optifine oraya yeniden su koyması gerektiğini unuttu. Beta sürüm. Ne bekliyorsun? Eco Simulator'ımızı buraya koyacağız.
Çok güzel su render hataları. Burada su gözükmüyor direkt. Neyse. Glasslarımızı alalım. Şimdi machine frame'imizi yapalım. Machine frame. Altı ne lazım? Heh, tin. Chest'lerden bulduğumuz tinler sayesinde tin yakmamıza gerek kalmadı. Ve Accu-Secundator. Bu arada şuraya su koymamın sebebi Accu-Secundator içerisinde su blokları olduğunda daha rahat çalışıyor. Bir render up. Yani çok daha hızlı su üretiyor. Normalde eğer oraya su bloğu koymasaydım yine üretirdi. Yavaş bir biçimde. Yavaş ama emin adımlarla giden bu salak köfte. Neyse. Steam. Steam yanlış Steam Engine. Bunun için Silver. Evet, bundan daha pahalı. Kesinlikle daha pahalı. Ama sürekli çalıştırma ihtiyacı duyacağımız için bunu yapma ihtiyacı duydum. Zaten bu başlangıç süresinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O bir tanesi için 11 copper lazım. Copper stoğum ne durumda? Buna neye ihtiyaç duyuyor? 2 gold. Hacı sen bekleyebilirsin. Bunun dışında bir de bir ayran. Evet. Fikrimi tamamen değil. 2 saniyede fikir değiştiren adam. Aslında 2 gold'dan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Ama gold stone'umuz bunu kaldıramayabilir ya da kaldırır. Tabii ki de odun. Tabii direkt recipe'lere bakmadan çalışma şekillerine bakarak ona karar vermiştim. Evet, elimde copper stone olsaydı direkt onu yapardım. Ama copper stone olmadığına göre ne yapıyorum? Direkt 360 derece döneklik yaparak hangisinde stone daha fazlaysa onu yapıyorum. Bu arada bu gear'lar Buildcraft tabanlı çoğu modun ana kalbidir. Daha doğrusu Buildcraft enerjisi kullanan modların. Çünkü çoğu bunun üzerinden çalışır. Bir de Glass'ım bitti mi benim? How cute. Redstone sen nasıl fırladın orada? Evet. Bekleme esnasında maden kazan adam. Çok kötü bir film adı olur. Bunda hepimiz hemfikiriz, değil mi? Evet ve bu video herhalde bu serinin en uzun videosuna dönüşebilir. Çünkü taktım. Bu bitecek.
bu pipeları sadece başlangıç esnasında kullanacağız. İşin ilerleyen safhalarında bu pipeler na Şimdi sen şurada durabilirsin. Ah, sen nereye gidiyorsun? Asa dur. Sen orada durma. Aa dur. Şu an waterproof pipe'ımız yok. Sen burada dur, burada dur. Tabii bugün de benim genius'lığım üstümde. Ama dur. Oradan geçme. Buradan geç. Dam. Bir adet de oha. Tam bir adet Leverlux Steam kalmış. Elimizdeki neleri atalım? Iron'ları atalım. Bakalım başka iron stokumuz var mı? Stokumuz bu kadar. Evet. Tabii bu henüz bunların kötü yanı 100 santigrat geldiğinde Minecraft Joule elde üretmeye başlıyorlar ve çok yavaş ve bunun 2 Minecraft Joule ihtiyaç duyduğunu hesaba katarsak çalışmaya başlaması biraz zaman alacak. Ama size bunun basitçe ne yaptığını söyleyeyim. Mesela bir ore atıyorsunuz. Direkt normal bir copper ore 2 adet copper dust veriyor. Bir adet de gold dust veriyor %10 şansla. Ve o copper dustlardan bir tanesini iş pişirdiniz mi bir tane copper ingotunuz var. Yani bir ingottan bir oradan iki ingot elde ediyorsunuz. Pulverizer'ın işe yarayış sebebi bu. Olayı bu. Bunun dışında yaptığı başka şeyler de var. Oha marble dust mı eklemiş Gregtek? Bunu bilmiyordum işte. Bu dustlardan bazıları değişik resipilerde kullanılabiliyor. Eptite üretimine... Hiç o artık gereksiz oldu. Bir saniye. Eptite'den fertilizer üretimi rahatladı. Ama bu fertilizer o fertilizer değil. Neyse. Bunun dışında cobblestone sende, sonu cobblestone'a dönüştürebiliyor. Gravel'i flint'e direkt dönüştürebiliyor. Camı tekrar sende çevirebiliyor. Bu geri dönüş hani güzel bir şey. Stonebrick'i cracked stonebrick, sandstone'u sand artı nitre falan filan. Obsidian dust elde ediyorsunuz ve bu obsidian dust pek çok recipe'de kullanılacak bir şey. Falandır, filandır, vesairedir, carttır, cürttür. Kısacası macerator pek çok işim... Bu arada görmeye başladığınız gibi bunu üretmeye başladı bile. Evet. Basit enerji sistemimizi ve ilk makinemizi bitirdiğimize göre ilk bölümümüzü burada bitirebiliriz. Köfteyiz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.